Paşa, tekrar merhabalar. Chapter 2'de tekrar birlikteyiz. Kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Şimdi kitabın ikinci bölümüne geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, şöyle çizelim. Evet, burada bu bölümün başlığı Dr. Huxtable Story, Dr. Huxtable'ın hikayesi şeklinde bölüme başlayacağız arkadaşlar. Bu bölüm bir Dük'ün çocuğunun kaçırılmasıyla ilgili arkadaşlar. Bu Dr. Huxtable özel bir okulun müdürü ya da sahibi arkadaşlar. Orada okuluna gelen bu Dük'ün oğlunu kaçırılıyor. Sherlock Holmes da bu çocuğun nasıl kaçırıldığını, kim tarafından kaçırıldığını ortaya çıkarmak için okula gelip araştırmalarda bulunuyor. Bu bölümde de bunu izlemeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidiyor. Evet. Yine noktadan noktaya çevireceğim arkadaşlar. Şöyle nokta şuradan bitiyor zannedersem. Evet. My school, okulum. The Priory School near Mackleton. Yani Mackleton'ın yanında, yani Mackleton denilen şehrin kenarında bulunan Priory School. Yani önce okul. Yani özel isim Priory School, yani okulun, yani Mackleton'ın yanında bulunan Priory School is the best school of young boys in England. Yani İngiltere'deki genç çocuklar için en iyi okuldur. The best school, en iyi okuldur anlamında çeviriyorum arkadaşlar. Diye Bagan doktor, yani diye sözlerine başladı Doktor Huxtable arkadaşlar. Şöyle buradan devam edelim, yine nokta bulalım. Heh. We have the sons of Lord Somers. Yani bizim okulumuzda Lord Somers'ın çocukları, Lord Lever'ın çocukları and of many other important people ve diğer önemli insanların çocukları bulunmakta. Diye çeviriyoruz. Değerli arkadaşlar, buradan yine nokta bulalım şuraya kadar. 3 weeks ago, yani 3 hafta önce Mr. James Wilder, Bay James Wilder, the Duke of Holden's secretary, yani Holden'ın Dük'ünün sekreteri, come to see me, beni görmek için geldi. Evet. Şöyle gelelim. The Duke, he said. Yani onun dediğine göre Duke demiş ki want to send his son, yani oğlunu göndermek istiyormuş. The 10-year-old Lord Selter, 10 yaşındaki Lord Selter'ı to my school, benim okuluma göndermek istiyormuş. Diye kim söylüyor? Doktor James Wilder, Bay James Wilder. Bu kim? Dük'ün sekreteri. O söylüyormuş arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şöyle buraya gelelim. One of the first May, yani Mayıs ayının birinci günü Young Lord Selter, genç Lord Selter bizim okulumuza gelip vardı. Yani bize vardı anlamında. Yani okulumuza geldi diye çeviriyorum. Evet. Şöyle buraya kadar geldim arkadaşlar. He's a nice boy. Kendisi oldukça kibar bir çocuk. And he soon began to like school life. Ve hemen kısa süre içerisinde, bakın, he soon, yani kısa süre içerisinde okul yaşamını sevmeye başladı. And ve to make friends, ve yani hızlı bir şekilde arkadaş edinmeye başladı. Buradan devam ediyorum. Şöyle şuraya geliyorum. Nereye? Heh, nokta buldum. His life at home, yani evdeki yaşam, yani bu çocuğun evdeki yaşamı, you see, anlıyorsunuz, anlıyorsunuz, was not very happy. Yani oldukça mutlu geçmemekteydi. We all know about the Duke and his wife. Yani biz, yani Duke ile karısı arasındaki yaşantıyı, yani onlar hakkındaki durumu biliyorduk. Evet. The Duchess. Yani düşes, bu Dük'ün hanımına düşes diyorlar arkadaşlar. İngiltere'de böyle bir yani isimlendirme var. The Duchess, elbette, of course, elbette, now lives in the South France. Yani düşes, yani bu çocuğun annesi arkadaşlar. Yani now lives in the South France. Yani Fransa'nın güneyinde yaşamaktadır şu an. Yani şöyle gelelim şuraya. She left the Duke about 3 months ago, I think. Yani zannedersem, yani düşes arkadaşlar Dük'ü yani 3 ay önce terk edip gitmiş. Evet, şöyle gelelim şuraya. But the boy loved his mother. Fakat çocuk annesini çok sevmekte. Yani annesini sevmekte. And was very unhappy when she left. Yani annesi ayrıldığında kendisi oldukça mutsuzmuş. Evet. Because of this, bu nedenden dolayı the Duke sent him to my school. Yani çocuğu, yani Duke çocuğu, yani onu benim okuluma gönderdi. Gönderdi, burada sent. Evet, şöyle gelelim. And after 2 weeks with us, yani bizimle 2 hafta geçirdikten sonra he was much happier. Daha mutluydu. Yani daha mutlu bir çocuk olmuştu anlamında çeviriyorum. Sonra. Evet, sonra bakın arkadaşlar, böyle bir nokta bulalım. Sonra on the night of the 13th of May, yani sonra Mayıs'ın 13. gününün gecesi. Bakın, Mayıs'ın 13. gününün gecesinde he disappeared. Yani bu çocuk kayboldu. Kayboldu, disappeared. Evet. Şöyle bakalım. The way to his bedroom is through another large room.
Yani onun odasına, onun yatak odasına mesela struck another large room, yani büyük bir odadan geçilerek gidiliyor. Yani bir odadan, yani demek ki bir yatakhaneden geçilerek gidiliyor. Evet, şöyle gelelim. Two older boys sleep there. Yani bu odada, bu büyük odada ise arkadaşlar iki tane, yani bu çocuktan büyük, yani lordun çocuğundan büyük de older two boys. Yani daha büyük, yani daha yaşlı anlamında. Yani ondan büyük iki çocuk orada uyumakta. Evet, şöyle gelelim arkadaşlar. Evet. One of them, yani bu çocuklardan biri never sleeps very well. Yani hiçbir zaman doğru şekilde, yani doğru düzgün uyumaz. And he heard and saw nothing that night. Ve kendisi, yani o gece ne bir şey görmüş ne bir şey duymuş. So, bu nedenle young Arthur, yani bu lordun oğlu, didn't go out to that room. Yani so, young Arthur, yani bu genç çocuk lordun oğlu, didn't go out to that room. Yani bu odadan dışarıya geçerek, yani bu odadan geçerek dışarıya gitmemiş, yani yurttan ayrılmamış. Evet, demek ki normalde buradan geçmesi gerekiyormuş. Şöyle gelelim arkadaşlar, böyle bakalım. His window was open. Yani demek ki çocuğun odasının penceresi açıkmış. And there is eerie all up the wall of the house. Ve yani demek ki bu çocuğun odasının çevresi arkadaşlar, yani o odanın duvarları bakın, is eerie all up. Yani her taraf eerie ile, yani sarmaşıkla kaplıymış. Şöyle gelelim arkadaşlar buraya. It is easy to get out of the window. Yani pencereden dışarı çıkmak oldukça kolay. And down the eerie too. Yani sarmaşıklara, yani sarmaşıklardan yardım alarak aşağıya inmek. To the ground, yani yere inmek oldukça kolay diyor arkadaşlar. Yere inmek kolay. So, bu nedenle. Evet, şöyle gelelim. We think that he went out that way. Yani bu çocuğun, yani biz bu çocuğun bu yolu kullanarak gittiğini düşünüyoruz diye çeviriyorum. Değil arkadaşlar, şöyle şuradayım, neredeyim bakalım, yani nokta bulduk. He was in his usual school things. Yani kendisi okulda giymiş olduğu, yani genellikle her zaman giymiş olduğu elbiseler içerisinde gitmiş diye düşünüyoruz. A short black coat, yani kısa bir kısa siyah bir, yani ceket diyelim arkadaşlar, manto giymiş gibi, yani bir ceket giyelim. And dark blue trousers, ve yani large white renkte trousers, yani pantolon giymiş arkadaşlar. Böyle çeviriyorum. Aklıma böyle geliyor. Buradan devam edelim arkadaşlar. We look at all through his room very carefully. Yani biz, yani okul ekibi olarak diyor arkadaşlar, yani onun odasını çok dikkatli bir şekilde araştırdık. But we found nothing strange, nothing unusual. Fakat biz, yani ilginç olan, yani sıra dışı olan diyor, hiçbir şey bulamadık. Değerli arkadaşlar, çevirmeye devam ediyoruz. Bölümü bitireceğiz inşallah. Şöyle şuradan devam edelim. Evet. Evet, noktayı bulamadık. Sonraki sayfada devam edeceğiz. When I learned the news at 7 o'clock on Tuesday morning, yani ben salı sabahı saat 7'de diyor bu olayı duyduğum zaman, I called everyone into the big, ben diyor herkesi diyor big, nereye? Big school room, yani yani toplantı salonu, okulun toplantı salonuna herkesi çağırdım şeklinde çeviriyorum. Sonra şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle şuradan gidelim. Şuradan. Sonra we learn more bad news. Sonra daha farklı kötü haberler duyduk. Daha başka kötü haberler duyduk. Heidegger, the German teacher, yani okuldaki Almanca öğretmeni Heidegger was missing too. O da kaybetmiş. Şöyle gelelim. His room is not far from Arthur's room. Yani bu adamın odası Arthur'un odasından çok fazla uzakta değilmiş. Evet. Şöyle gelelim. Heidegger went down the eerie. We know this because we found these footprints on the ground under the window. Yani Heidegger odasından bu sarmaşıkları kullanarak mesela aşağıya inmiş ki biz bunu, we know this because, yani biz bunu biliyoruz çünkü biz yani onun odasının penceresinin altındaki yerde onun diyor footprints, yani ayak izlerini bulduk. Evet. Şöyle gelelim nereye? Nokta burada arkadaşlar. Evet. We know too. Biz biliyoruz aynı zamanda ki that he was only in his coat, trousers and shoes because we found his shirt and his socks on the floor of his room. Yani biz biliyoruz ki aynı zamanda o yine okul elbisesi, yani öğretmenlik elbisesi içerisinde, yani ceket, pantolon, ayakkabı giymiş. Yani öyle hızlı bir şekilde çıkmış. Yani ayakkabısını giymiş. Because we found his shirt and his socks, yani çünkü biz onun gömleğini ve çoraplarını on the floor of his room, yani odasında yerde bulduk. And
And he took his bicycle with. Ve aynı zamanda kendisi bicycle, yani bisikletini de birlikte, evet, götürmüş. Değerli arkadaşlar, buradayım. Şöyle gelelim. Heidegger came to school a year ago. Yani Heidegger denen Almanca öğretmen arkadaşlar, yani okula bir yıl önce gelmiş. Evet. Şöyle gelelim. Evet, şöyle. He is a good teacher. Kendisi oldukça iyi bir öğretmen. But the boys don't like him. Fakat çocuklar onu sevmemekte, yani ondan hoşlanmamaktalarmış. Because he isn't very friendly. Çünkü kendisi yani çok fazla arkadaş canlısı bir insan değilmiş. So, bu nedenle Mr. Holmes by Holmes. Demek ki burada konuşma var arkadaşlar. We have two missing people. Yani şu an elimizde iki tane kaybolmuş insan var. Evet. Şöyle gelelim. It is now Thursday. Şu an günlerden Perşembe. And there is still no news of them. Ve halen onlardan bir haber yok diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bölüm devam ediyor. Bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim. And Holmes took out a little notebook. Holmes cebinden böyle küçük bir not defteri çıkardı. And began to write things down. Ve yani bir şeyler yazmaya başladı. Evet. Şöyle gelelim. Sonra dedi ki, the boy didn't go home. Of course. Yani çocuk elbette ki eve dönmemiştir, değil mi? Yani eve dönmemiştir kesin diye söyledi. No, no. Hayır, hayır. Diye söylüyor demek ki Dr. Axel. Şöyle bakalım arkadaşlar. We ask that Holderness Hall at once. Biz hemen diyor. Hemen bakın, hemen. Holderness Hall, yani Holderness Sarayı. Holderness'taki sarayı diyor aradık. Yani aradık oraya, yani oraya sorduk. Dedi Said Huxtable, Dr. Huxtable. Evet. Şöyle gelelim. Şuraya. Evet. The Duke is very afraid for his son. Yani Duke oğlu için oldukça endişeliymiş. Yani evet, korkuyormuş. Yani oğlunun durumuyla ilgili kendisinde bir korku var. Afraid for. Yani korkmuş. And I am the unhappiest man in England. Ve ben de İngiltere'deki en mutsuz insanım şu anda diye Dr. Huxtable söylüyormuş arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet. Mr. Holmes, yani Bay Holmes, Bay Sherlock Holmes, you are a famous detective. Siz oldukça ünlü bir detektifsiniz. Yani oldukçayı ben ekliyorum da. Yani you are a famous detective. Yani siz ünlü bir detektifsiniz. Please help. Lütfen yardım edin bana. Evet. Şimdi bakalım şurada. Burada da arkadaşlar bakın, Sherlock Holmes diyor, you make things very difficult for me. Yani siz diyor, durumu oldukça güçleştiriyorsunuz benim için. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Bakın, you make things very difficult for me. Yani siz durumu benim için oldukça güçleştiriyorsunuz. Kim konuşuyor? Sherlock Holmes. How can I find marks in the eerie or on the ground after 3 days? Yani ben nasıl 3 gün sonra, bakın after 3 days, yani 3 gün sonra yerdeki ya da sarmaşıklardaki izleri bulabileyim? Nasıl bulabileyim? Yani ben nasıl, bakın ben nasıl 3 gün sonra, yani olayın üzerinden geçmiş, yani geçen 3 gün sonra yerdeki ve sarmaşıktaki izleri bulabileyim. Burada izler Marks arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, böyle devam ediyoruz. Why didn't you come to me at once? Neden hemen olayın olduğu zaman bana gelmediniz? Why didn't you come at once? Neden bana ilk önce gelmediniz? Bakın, why didn't you come to me at once? At once, ilk önce. At once, hemen. Neden bana hemen gelmediniz? Diye Sherlock Holmes Dr. Huxtable'a soru soruyor. Burada Dr. Huxtable cevap veriyor, dikkat ederseniz. Because of the Duke. Yani Duke'ten dolayı. Evet. Şöyle gelelim şuraya. He doesn't like people talking about his unhappy family. Yani kendisi, yani insanların yani onun mutsuz aile yaşamı hakkında konuşmalarını istemiyor arkadaşlar. Bakın. İstemiyormuş. And what are the police doing? Peki öyleyse polis ne yapıyor diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan devam ediyorum. Şöyle nokta buldum. Well, they heard about a boy and a young man at the station early on Tuesday. Yani polis arkadaşlar salı günü erkenden mesela, yani bir tren istasyonunda, bakın tren istasyonunda genç bir adamla genç bir çocuğu mesela orada olduklarını duymuşlar. Evet. Şöyle gelelim şuraya kadar. They looked for them. Onları aramışlar orada. And last night, ve yani last night, yani geçen gece, they found them in Liverpool. Yani polis bir adamla bir çocuğu Liverpool'da bulmuş. But it was a man and his son going to visit a friend. Fakat bunlar, yani bu bulunan kişiler, yani
bir baba oğulmuş ve arkadaşlarını ziyarete giden kişilermiş. Evet. We lost 3 days because of that. Yani biz diyor bundan dolayı, yani bu olaydan dolayı, yani polisin bu araştırmasından dolayı 3 gün kaybettik. And last night, ve geçen gece, yani geçen gece, evet, I couldn't sleep, uyuyamadım, so I took the first train down to London this morning. Ve böylelikle ben diyor Londra'ya giden ilk trene atladım. Yani ona bindim diye söylüyor. Şöyle buradan gelelim buraya. Well, Dr. Huxtable, some more questions, says Holmes. Bu arada Sherlock Holmes, pek öyleyse Dr. Huxtable, birkaç sorum daha var anlamında. Some more questions, birkaç sorum daha var diye söylemiş. Did the boy take German lessons? Yani bu çocuk Almanca derslerine giriyor muydu diye söylemiş. No, says diyor Dr. Huxtable. Şöyle bakalım arkadaşlar. So, he didn't know the German teacher well then. Demek oluyor yani. Demek ki o zaman, bakın demek ki o zaman, yani bu çocuk, he didn't know the German teacher well. Yani bu Almanca öğretmenini çok iyi tanımıyordu diye çeviriyorum. Şöyle gelelim arkadaşlar. He probably never spoke to him, say Dr. Aspel. Dr. Aspel'da mümkündür ki hiç onunla konuşmamıştır diye. Yani çocuğun hiç onunla konuşmadığını söylüyor. Hmm, say Holmes dedi. Say yani Holmes dedi. Şöyle gelelim. Yani does the boy have a bicycle? Çocuğun da bir bisikleti var mı? Hayır. Şöyle devam edelim. Was any other bicycle missing? Peki yani okulda kaybolmuş olan başka bir bisiklet var mı? Diye çeviriyorum. Böyle geliyorum. Hayır diyor. So, pek öyleyse. Şöyle arkadaşlar nokta bulalım. Did the German teacher ride away on his bicycle in the night? With the boy on his back? Yani belki de, yani şöyle diyor, yani belki de diyor bu Almanca öğretmeni, hani çocuk da onun arkasında, with the boy on his back, yani çocuk da onun bisikletinin arkasında geceleyin bisikletiyle yani çıkıp gitmiştir. Gitmiş midir diye soru soruyor. Şöyle bakalım. I don't think so. Zannetmiyorum. But şöyle bakalım. But what happened to the bicycle? Peki öyleyse bu bisiklete ne oldu diye soruyor. Şöyle gezelim. Now, what about visitors? Peki ya ziyaretçiler? Did the boy have another visitors the day before? Peki ya ziyaretçiler? Demek ki Sherlock Holmes soruyor. Peki yani şu anda peki ya ziyaretçiler? Did the boy have any visitors the day before? Hani bir önceki gün hiç çocuğun ziyaretçisi geldi mi diye soruyor arkadaşlar. O da hayır diyor. Şöyle gelelim. Did he get any letters? Hani hiç mektup aldı mı? Şöyle bakalım. Yes, one letter. Evet, sadece bir tane. From his father, babasından diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Do you open the boy's letters, Dr. Huxtable? Yani Dr. Huxtable, yani çocuklara gelen mektupları açar mısınız? No, hayır. Şöyle bakalım. Then how do you know that the letter was from? Yani şöyle, the father. Bir kere gelelim. Peki öyleyse, bakın peki öyleyse, then peki öyleyse. How do you know yani that the letter was from his father? Yani bu mektubun çocuğa babasından geldiğini nasıl biliyorsunuz diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. I know the Duke's handwriting. Ben Duke'un el yazısını bilirim. Yani tanırım. And he says that he wrote a letter to his son. Ve kendisi de yani çocuğuna bir mektup yazdığından bahsetmişti. Şöyle gelelim. Did the boy get any letters from France? Peki öyleyse çocuk hiç Fransa'dan bir mektup aldı mı peki? Yani did the boy get any letters from France? Yani çocuk yani Fransa'dan hiç mektup aldı mı? No, hayır. I never saw any. Yani ben hiç görmedim diye söylüyor Dr. Huxtable. Değerli arkadaşlar, bölümün biraz sonuna geldik. Az kaldı. Buradan devam ediyorum. Şöyle. Do you understand me, Dr. Huxtable? Beni anlıyor musunuz, Dr. Huxtable? Holmes dedi. Şöyle gelelim. Şöyle bakalım. Did someone take the boy away? Or did the boy go freely? Yani acaba birisi, yani çocuğu birisi mi götürdü? Yoksa çocuk kendi hani hür iradesiyle mi gitti? Şeklinde soru soruyor. Because çünkü he had a letter from France perhaps. Belki de çocuk yani Fransa'dan bir mektup almıştır diye çeviriyorum. I don't know, bilmiyorum dedi Dr. Huxtable. He only had letters from his father, I think. Zannedersem yani onun aldığı mektup sadece babasından gelen mektuplardı.
Şöyle gelelim. Were father and son friendly? Were you friendly? Yani baba ile oğul arası acaba iyi miydi? Yani çok iyi miydi diye soruyor. Bakın. Were father and son very friendly? Yani babayla çocuk yani arkadaşlar mıydı? Yani iyi geçinmekte miydiler diye soru soruyor. The Duke is not. Yani Duke hayır. Yani Duke iyi geçinmiyordu. Çünkü yani not very friendly man. Yani kendisi oldukça arkadaş canlısı bir insan değil. By Holmes diye söylüyor. Şöyle gelelim arkadaşlar. He is not a bad father. Yani kendisi kötü bir baba da değil. But he is a government minister. Fakat kendisi bir devlet bakanı. Yani has a lot of things to do. Ve yapması gereken çok şey var. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. So the boy felt more friendly to his mother. Ha o zaman demek oluyor ki çocuk annesine karşı daha böyle yakındır. Yani kendini yakın hissediyor diye çeviriyorum arkadaşlar. Yes, evet. Did he say that? Peki o bunu söyledi mi? Yani did he say that? Peki o bunu söyledi mi diye çeviriyorum. Hayır. Did the Duke tell you them? Peki öyleyse yani Duke bunu sana söyledi mi? Hayır hayır. The Duke will never talk about things like that. Yani Duke hiçbir zaman bu konular hakkında konuşmaz. The Duke never talks. Hiçbir zaman konuşmaz. About things like that. Yani bu tür konuşma, yani bu tür konular hakkında konuşmaz. So how do you know? Peki öyleyse siz nasıl biliyorsunuz? Şeklinde Sherlock Holmes soru soruyor arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Mr. James Waller, Duke's secretary told me. Yani Duke'un sekreteri, Duke'un sekreteri bakın arkadaşlar şöyle duralım. Duke'un sekreteri Bay James Waller bana dedi. I see. Anlıyorum dedi Sherlock Holmes. Şöyle gelelim. The last letter of the Duke's, where is it now? Yani Duke'ten çocuğuna gelen bu mektup, en son mektup nerede şu anda diye soruyor. The boy took it with him. Yani çocuk onu kendisiyle birlikte götürdü dedi. Huxtable, Dr. Huxtable. Evet. Şöyle gelelim. It is not in his room. Yani mektup odasında değil. Şöyle gelelim. Mr. Holmes, our train leaves in half an hour. By Holmes. Yani burada bir hatırlatma yapıyor Dr. Huxtable. Yani trenimiz yarım saat içerisinde kalkmaktadır diye uyarıyor. Right. Pek öyleyse dedi Sherlock Holmes. Evet. He looked at me. Yani bana baktı. Yani Watson benim ya bana baktı. Evet. Şöyle bakalım şuraya. Hey Watson, let's get ready and go off to the north with Dr. Huxtable. Hey Watson, hazırlan. Dr. Huxtable'la birlikte kuzeye doğru yola çıkıyoruz. Şeklinde söylüyor arkadaşlar. Şöyle buradan gelelim. Perhaps we can find some answers to this mystery. Belki de bu gizeme birkaç cevap bulabiliriz diye söylüyor arkadaşlar. Evet. Diğer bölüme geçeceğim zannedersem. Evet. Değerli arkadaşlar, chapter 2 da bitti. Bundan sonraki bölüm chapter 3. Böyle bu şekilde hikayeler okuyarak arkadaşlar İngilizce öğreneceğiz. Tabii böyle hemen bakıp mesela anlayacağımız durum söz konusu değil. Önce mesela metni okuyacağız. Metinden mesela kelimeler çıkartacağız. Metne kendimiz böyle bir anlam vermeye çalışacağız. Sonra benim videolarımı izleyeceksiniz arkadaşlar. Oradan yani benim videolarımı izlemeden önce bu seviyede hazırlıklı olmanız lazım ki anlayabilirsiniz. Yani benim verdiğim anlamı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ben anlamlandırırken siz de gözünüzle takip ederken ha doğru böyle demek istiyormuş şeklinde bir faaliyet içerisinde olmanız lazım ki benim videolarım size yararlı olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölüm chapter 3 arkadaşlar. Chapter 3'de görüşeceğiz. Lütfen bu tür çalışmalarımın yani yararlı olduğunu düşünebiliyorsanız paylaşın. Telegram kanalımıza katılın arkadaşlar. Oradan hızlı bir şekilde iletişimde olabiliriz. Yani yapabileceğimiz bu kadar arkadaşlar. Başka da bir şey yapamıyoruz. Görüyorsunuz İngilizce öğrenmek bir süreç. Bu süreci iyi kullanmak lazım. Her gün çalışmak lazım arkadaşlar. Her gün. Yani dil böyle bir şey. Her gün, her saat, her saniye çalışmak lazım. Pratik imkanı da yok. Bu pratik imkanını kendimiz işte böyle kitaplar okuyarak mesela oluşturabilmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar fazla konuşmaya gerek yok. Herkese goodbye from Muş. See you chapter 3. Hadi bakalım.